Merhabalar, ARM programlama video serisinin 4. videosu. Ben Emre Erbaş. Bir önceki videoda yine webcam kullanmıştım. Bu videoda da webcam kullanarak birkaç bir şey yapmaya devam edeceğiz. Geçen videoda kartı tanıttım. Orada atladığım birkaç detayı burada ekleyip birkaç yeni nitelik daha kazandırıp bu videoya ilginizi çekecek birkaç bir şey daha ekleyip bitireceğim. Ondan sonra da GPIO'ya başlayacağız. Çok 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 önemli olduğunu fark ettiğim bir detay. Pik'le uğraşan insanlarsınızdır muhtemelen çoğunuz. Ve pik 5 voltluk bir input alır ve logic 1'i 5 volttur. Buradaki sistemde logic 1 3.3 volt. 3 volt. 3.3 dersem daha doğru olur galiba. Ya da bunu bir kontrol mü etsek? Bunu bir. Multimetre olmazsa olmaz zaten. Kaçmış. Şuradaki şu iki ayak ve şu iki ayak grant. Onlar da grant. Her şey grant oldu. Tuttum. 3 2.95 diyor. Ekranı görebiliyor musunuz ki? Çekeyim. Evet. VDD beslemesi 2.95. Yani 3 volt diyelim. 5 volt'a bakayım. USB'den 2.29 mu oluyor? 4.29. 4.29. O zaman şunlardan bir tanesi, evet. Power'a bağlanmış bir tane zener görüyorum. Bu yüzden voltu orada düşürüyor baya. Neyse, önemli olan buradaki bunun lojik birinin 5 volt değil 3 volt olduğu. Şunu çıkartalım. Bu videoda özellikle değinmek istediğim şey bunun user manueli. Şuradaki datasheetlerin arasından bulayım ben de onu. Ekrana çıktık mı? Şunu şöyle bir kenara çekelim. User manuel. Direkt zaten Google'a yazdığınız zaman bunu bulamama imkanınız yok. 1, 2, 3 tüm arabalar, bu aramalar bunlarla dolu. User manuel'i mutlaka okuyun. Okumama gibi bir tercihinizin olduğunu sanmıyorum bununla uğraşacaksanız. Burada cihazın devre tasarımından tutun da ayakların hangisinin ne işe yaradığı yazıyor. Bu sadece okumalık bir şey değil, sürekli elinizin altında bulunması gereken handbook gibi bir şey. Mesela PA8 Timer 1'in Channel 1'iymiş. Yani Timer 1 modülünün birinci channel'ı bu ayağa bağlı. Ya da I2C 3. modülün clock hattı. Ya da UART1'in clock hattı. Bir sürü ek özellikler daha. Mesela bir önceki videoda söylemiştim. D12, D13, D14 LED olduklarını. D15'inde. Bunları nereden öğreniyoruz? Bunlar yine burada bulunan şeyler. Neredeler? Şurada. Görünüyor mu? D12 green, D13 orange, D16 red and blue. Hepsi burada define edilmiş, tanımlanmış. Bu ne kadar net gördüğünüz hakkında hiçbir fikrim yok. Umut ediyorum ki görüyorsunuz. Önemli olan yani buna sahip olun. Bu bir datasheet. Bu videoda size ilham vermesi amacıyla ve Kale'da videonun nasıl yüklendiğini göstermek için bir tane programı yükleyelim. Kutu zaten boş. Şunu alt zoom yapsam ya. Unutmuşum, sağ olayım zoom'da. Şunu buna takayım ben. Zaten artı eksi birbirine bağlı ya, takar takmaz ışığı aldık da. Ama görüntü yok. Niye? Çünkü program yükleyelim. Değil. Hemen de programı yükleyelim. Bu arada ben tamamen open source'u destekleyen bir insanım. Bu yüzden benden kodlarımı isteyebilirsiniz. Ama şu şartla kodların hex'ini değil, CC'ni isteyin. Yani hazıra konulmak için isteyen birçok insan oluyor. O tür durumlarda vermiyorum.
Benden C dosyasını isteyin. Kütüphaneleri isteyebilirsiniz. Onun gibi şeyler olur. Sonuçta amacımız toplu bir öğrenme başarmak. Buradaki birçok kütüphaneyi ben yazdım. Birkaç tanesini dışarıdan aldım. Bir gönderelim bakalım ne oluyor. Şu buton, mouse'un üzerinde duran buton, build. Yanındaki rebuild, bu rebuild tüm kütüphaneleri tekrar buildler. Translate bir işe yarıyordu ama şu an hatırlayamayacağım ben onu. Load'la da işlemciye yükleriz. Şu an yüklenme işlemi başladı. Bunun içerisinde resim yüklü olduğu için biraz büyük bir dosya. Bu yüzden yavaş yüklendi. Bu sırada ben kamerayı da açayım. Size cihazı göstereyim ne durumda olduğunu. Görünüyor mu? LED'in blink yaptı. Şöyle kameraya doğru yaklaşalım. Bu ne demek oluyor? ST-Link'in aktif olduğunu ve veri iletişiminde olduğunu gösterir. Debug yaparken de bunu görürüz. Videonun neresindeyiz? Resim attığı için dosya boyutu bayağı yüksek. Bu sırada şunu da ekleyelim. Allah kahretmesin ya. Salaklığa bak. Şuradaki reset aşağı deyince programı berbat etti. Şuradaki reset ayağı yere çarptığından dolayı iletişim kesildi. Bunu ama siz şu an ekran görmediğiniz için ben niye anlatıyorum ki? Cihazın arkasındaki siyah düğmeyi şu şekilde yere bırakınca yere çarptı. Bu da ne demek oluyor? Demek ki programlama yaparken reset düğmesine basmıyoruz. Zaten bilinçli basmadım da. Kaelin Kaelin sizin resmi olarak alacağınız ürünü 32 kilo var. 32 kilo var. Buna siyah beyaz bir resimden daha fazlasını yükleyemezdiniz. Ya crackleyeceksiniz ya da ne diyeyim para ödeyeceksiniz. Yanılmıyorsam 2000 dolar yıllık ücreti vardı ya. Çok yüksek bir rakamdan bahsediyorduk. Yine retük olmadığının rahatlığıyla söylüyorum. Benimki crackli. Tamam. Yüklenmiş cihaz. Şey indirelim. Çevireyim. Nerede duruyor? Elimdeki cihazı maksimum güçle çalıştırmışken ki elde ettiğim çözünürlük bu. Ama kameramın yetersizliğinden kaynaklı olarak siz bu çözünürlüğü daha da kötü görüyorsunuz. Gerçeği daha iyi. Ama gerçi şu an kaçtayız? 640'ı 480. Elimdekinin iki katı kadar çözünürlük. Bence şu an doğru görüntü elde ediyor. Image to LCD diye bir program kullanıyorum. Bu projede ilgilenecek olan arkadaşlar benden bunu isteyebilirler. Bir sonraki videoda GPIO'yu anlatacağım. Çok önemli bir konu olduğuna inanıyorum. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.